Refraktif cerrahinin yani egzamin lazer cerrahisinin halk arasında lazer cerrahisi diye bilinen cerrahinin uygulanamayacağı hastalarda alternatif tedavi yöntemleri var mı diye sorulursa herhalde ilk başta bahsedilmesi gereken konu fakik göz iç lensleri. Fakik göz iç lensleri ne demek? Kendi gözümüzün içerisindeki lense hiçbir şekilde dokunulmadan kullandığımız kontak lenslere benzer lenslerin göz içerisinde yerleştirilmesi demek. Bunların keskinliği, daha doğrusu ameliyattan sonraki görme kusurunu düzeltebilirliği neredeyse lazer cerrahisi kadar var. Yani çok yüksek oranda biz yine bu şekilde başvuran hastalara düzeltici işlem yapabiliyoruz. Örneğin -10, -11, -12 gibi veyahut da daha düşük dioptrilerde lazer cerrahisi eğer uygulanamıyorsa, yapılan tetkiklerde hastanın lazer cerrahisine uygun olmadığı düşünülüyorsa, o zaman numarayı düzeltici işlemi göz içerisinde hallediyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? Bu durumda hastanın ameliyattan önce ölçümlerini yapıp, hasta ameliyattan sonra eğer sıfır olmasını istiyorsak, sıfır olmasını sağlayacak göz içi merceğini, numarasını tespit edip, bunu gözün içerisine yerleştiriyoruz. Bu şekilde yapılan ameliyatların bir kısmı damla anestezisiyle yapılıyor. Bir kısmı normal anestezi şekliyle uyutarak veyahut da iğne yaparak yapılıyor. Bir kısmında dikiş kullanılabiliyor, bir kısmında kullanılmıyor. Ama temelde sonuçta bizim sağlamak istediğimiz şey gözün içerisine mercek koyarak hastanın gözde olan bağımlılığını ve gözün yarattığı sıkıntılardan kurtulabilmek. Bunların da ileriye dönük çok uzun vadeli çalışmaları var ve hastalarda oluşturduğu riskler çok az, minimalize edilmiş durumda. Bu da tabii teknolojinin giderek ilerlemesi ve göz içi lenslerin artık çok rafine duruma gelmesiyle sağlanabilmiş durumda. Hastalar, yüksek numarası olan hastalar, 20 numara, 25 numara numarası olan hastalara bile eğer göz içerisi uygunsa, çok ideal şartlarda uygulanabiliyor ve gözde olan bağımlılığı azaltabiliyor. Bizim burada temelde gözlük kullanımı ile bunun kullanımı arasındaki en bariz özelliklerden bir tanesi dediğim gibi gözlüksüz olması. İkincisi gözlüğün bu kadar yüksek numaralarda gözlüğün yaratmış olduğu sıkıntıların da bertaraf edilmiş olması. Biz buna tıp dilinde aberrasyon diyoruz. Halk arasında bu düzensizlik olarak da tarif edilebilir. Yüksek numara gözlük kullanan hastalarımızın da çoğunda bu şikayet vardır. Kendi ideal numara gözlüğünü kullansa bile iyi göremediğinden bahseder veya düşük gördüğünden bu tip merceklerle bunların da önüne geçebilmek, hastaya çok daha iyi, çok daha güzel bir görme kazandırabilmek mümkün.